Bana bak oğlum. Gir içeri, sessiz ol. Bağırma, bağırtırım. Şşş. Yavrum, biz bu evde yabancı erkekleri pek sevmeyiz, anladın mı? Duydun mu lan bana be? Duymadıysan o bene söyleyeyim, insanlıktan çıkıversin. Çıkarsa aklını kaybedir. Çık bakayım. Çıkarım valla. Zaten bahane arıyorum. Aferin, aferin. Şimdi beni iyi dinle, kerrata. Bu çocuk niye öyle horluyor ya? Daha doğrusu nasıl öyle horlayabiliyor? Sana ne kardeşim, memlekette demokrasi var, horlar horlar. Bana bak, sen de kötü gözüküyorsun, uyumadın galiba. Sorma anne, perişan haldeyim. Sen yine uyudun, ben yerde sürünüyordum en son. Layığını bulmuşsun. Sen ne gülüyorsun kız, maymun? Ne oluyor ya? Sadece tek ben mi güldüm? Olsun, herkes gülmüş, ben bir tek sana taktım. Allah Allah. Allah Allah, ne oluyor, yeniçeri misin sen? Oy, oy, oy! Çetincim, uyandın mı? Günaydın, hadi gel kahvaltıya. Kusura bakmayın, kahvaltıya kalamayacağım. Nasıl kalamayacaksın? Babamı aradım. Ankara'dan erken dönüyorlar. Birazdan beni almaya gelecekler. Aa, nereden çıktı şimdi bu? Aa, saçmalıyorsun ya. Çetincim, hani iki gece kalacaktın? Bu eve bir gece daha dayanabileceğimi hiç sanmıyorum Efes'cim. Allah Allah, niye ki yavrum? Birincisi yemekler kötü. Sonra ambiyans kötü. Servis kötü. Yatak rahatsız. Ve en kötüsü de biriniz çok fena horluyorsunuz. Demek yemeklerimi beğenmedin. Sırf yemeklerini değil, hiçbir şeyi beğenmedim. Kusura bakma Mehveş'cim. Dost acı söyler. Sen bu işi beceremiyorsun. Aynı yarım elma gibi konuştu ayol. Yavrum, gittiğin zaman o boğazlarını bir temizlet ki fazla hızlı konuşma. Tamam? Yok, bu gece hayır, halim yok. Ne bir kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Doldur, doldur. Ay babacığım, keşke İstanbul'a taşınsanız. Ne güzel, hep birlikte burada yaşardık. Değil mi Kubat? He ya, ne güzel olurdu vallahi. Hazır elimde sıcak çay da var. Ya İstanbul bizim için biraz zor. Yaşlandık gayri. Aa, estağfurullah babacığım, o ne biçim söz öyle? Maşallah, dün gece Kubat'ı bayağı bir patakladınız yani. Sizde daha iş var yani. He maşallah, tabii kesinlikle. Pe, bre, 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 maşallah. Ne diyorsun öyle be, bre, bre? Dalga mı geçiyorsun babanla? Ya yok, ben niye dalga geçeyim babamla? İnsan babasıyla dalga geçer mi? Ben öyle seviyorum babamı. Aa, dün gece seni marizlemiş olmasından dolayı olmasın sakın. Uzat bakayım yanarım. Uzat, uzat. Ulan uzat. Nihale. Uzat, uzat ya be, uzat, uzat. Canım evladım, yumuşak yumuşak bak, yumuşak. Aa, canım benim, canım ay evladım. Ay babacığım, vallahi tekniğinizde hasta kaldım, hayran oldum. Yani bana da öğretir misiniz bunu? Çok basit evladım. Şimdi, şimdi dayak atacağımız şahsın önce rahatlaması lazım. Bak canım benim, ay canım bak. Seviyoruz yani. Seviyoruz değil mi? Bak canım, ne kadar yumuşak, yumuşak. Çok yumuşak, bak, bak, bak. Bu kadar basit. Ama işte ben o tokat atma kısmını beceremiyorum babacığım. Aa, tamam, şimdi o zaman şöyle yapalım. Bak, dirsekten gücümüzü almayalım. Ha, nereden? Omuzdan alalım. Omuzdan. Şu görüyorsun değil mi? Kaç parmak? Beş, beş kardeş. Evet, beş kardeş. Yanaşıyoruz. Yanaşıyor. Yavaş yavaş, yanaşıyor. Nasıl dövdüm seni ama Kubat'ım, değil mi? Vallahi ne güzel dövdü. Ne kadar kolay değil mi, çocuk oyuncağı? Evet. Çocuğu duymadın galiba. Yemeklerim kötüymüş. Ben kötüymüşüm. Bu işi bırakmalıymışım. Evet, biraz ağır konuştu Melespit. Belki de çocuk doğru söylüyor. Belki bu işe uygun değilim. Yok artık, o kadar da demedik. Yok yok, ben aldım ağzımın payını. Bırakıyorum bu çocuk bakma işin. Bravo. Kocam tarafından onaylandın. Bravo, onaylıyorum. Giderim, bir yerde sekreterlik yaparım, daha iyi. Hemen geri alıyorum, oha diyorum. Çok güzel diyorum. Çok güzel diyorum damat.
Sekreterlik sana acayip yakışır. Harika olur. Yemin et. Düşünsene. Şöyle kısacık etekleri giymişsin, daracık. Gözüne bir gözlük, eline bir çanta. Şıkkıdı, şıkkıdı, şıkkıdı. Muhteşem olursun. Bir saniye, bir saniye. Kırmızı çizgiyi aşmasak diyorum hani yani burada bir erkek olarak. Başlatma kırmızı çizgilerini Nassan. Burada benim kariyerim söz konusu. Tamam, ben kararımı verdim. Sekreter oluyorum. Buna ne diyorsun damat? Yani ne diyeceğim, kabul ediyorum. Nasıl ya? Aa, ciddi misin Aslan? Yani ciddiyim, baksana yani gayet ciddiyim yani. Ya, ne diyeyim yani? Yok artık. Madem hanımım böyle bir şey istemiş, ben şimdi onun şevkini mi kıracağım yani? Ne diyeceğim ki? E tabii ki bizim de görevimiz maddi manevi destek olmaktır Mehmetciğime. Hayatım sen madem böyle bir şey yaptın, benim de karşılığında sana ilk olarak avans vermem kalır yani. Al bakalım, ilk avansın benden olsun. Nasıl yani? Ne avansı şimdi bu? Yani bildiğin avans yavrum yani. İşe başlama avansı, daha ne olacak? Benim yanımda sekreter olarak işe başlayacaksın. Vay alçak, çok kötü hamle yaptın. Ne oldu valide hanım, hiç beklemiyordunuz bu hareketimi? Beklemiyordum. Kabul etme! Aa, yo, niyeymiş? Tamam Aslan Bey, teklifinizi kabul ediyorum. Harbi mi diyorsun? Ne oldu? Tamam kızcak. Beklemiyordun galiba. Ben de beklemiyordum hakikaten. Ne oluyor bu evde ya? Şş, yemeği niye? Ne yani? Annem şimdi bizim dükkanda mı çalışacak sekreter olarak? Evet, öyle görünüyor kızım. Niye abi, benden memnun değil misin? Ne alakası var oğlum? Sen sekreter misin? Bence uzun sürmez o iş. En fazla 3 gün dayanırlar, o kadar. İki iki. Bence bir gün bile dayanamazlar. Sana fikrini soran oldu mu boncuk? Babacığım ne oluyor ya? Zırt pırt tersliyorsun beni. Hey! Babana yüksek sesle konuşma! Abi atayım mı arabadan? Dur, duralım ondan sonra atarsın Beşerciğim. Halbuki bir kere durmadan atsa belki aklı boşuna gelir olur. Aslında doğru diyorsun. Kendim mi atlasam, ne yapsam acaba? Hıt! Sen sonunu yükseltme! Bak hala konuşuyor haspa! Yavaş ulan, kendine gel. Gerizekalı, beni bile korkutuyorsun. Araba sürüyorum burada hayvan. Bak senin yüzünden babanı korkuttum. Beni korkutamazsın da ses fazla çıktı biraz. Hayır yok,